Yaşadıkları Otalardan İzmir'den merhaba. İzmir sokaklarında şerefine düzenlenen Fener Alayı'nı kaldığı evin önünde seyrettikten sonra şöyle demiş Atatürk. Bu kadar temiz, bu kadar kuvvetli ve bu kadar ince duygulara sahip olan milletimiz yükselmenin en son derecesine tam bir başarıyla ulaşacaktır. Şüphe etmeyiniz. Ben sizin bugünkü durumunuzdan fazla gelecekte yaratacağınız büyüklükleri görüyor ve çok mutlu oluyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Çünkü sizlerden biriyim. Ben de bugün bu programda İzmir'i sizlere sunarken gurur duyuyorum. Dünyaya ülkemi tanıttığım, milletimi anlattığım ve bu güzel ülkede yaşadığım için gurur duyuyorum. Bu güzel duygularla sizlere merhaba diyorum. Sadece Ege'nin değil, dünyanın incisi İzmir'deyiz. Eğer hazırsanız keşfe başlıyoruz. Asırlar önce İzmir'in güzelliğini, onlar kentlerini, bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimde kurdular diye tarif etmiş. Tarihin babası diye bilinen Herodot. Şaheserler yazan kalem Victor Hugo, boynunda kolyesiyle bir prensese benzetmiş onu. Tarihi akıp gitmiş İzmir'in üzerinden, değiştirmiş ne varsa. Değişmeyen tek şey olarak güzelliğini ve vazgeçilmezliğini bırakmış. Kuruluş tarihi ve yeri konusunda tamam budur diye üzerinde uzlaşılmış bilgi yok. Kimi araştırmacılara göre şehri ilk kuranlar Amazonlar. Eldeki bulgularla söylenilebilecek en net şey ise yerleşimin Bayraklı ve Tepekule civarında başladığı. Yeni İzmir ise bugünkü Kadife Kale'nin yani o dönemdeki adıyla Pagos'un yamaçlarına kurulmuş. Konumu sayesinde de liman ekonomisiyle gelişen refah seviyesi yüksek bir yer olmuş tarih boyunca. Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapmış. Simirna'ya yani bugünün İzmir'ine gelen Büyük İskender Kadife Kale'ye avlanmak için çıkmış günlerden bir gün. Ardından Nemesis Tapınağı'nın önündeki ulu bir çınarın gölgesinde uykuya dalmış. Rüyasına su perileri eşlik etmiş. Tam da yattığı yerde yeni bir kent kurmasını ve eski İzmirlileri yani Simirnalıları buraya yerleştirmesini söylemişler. Kadife Kale Tepesi yamaçlarındaki İzmir'in kurulmasına ilişkin öykü İşte bu efsaneyle başlamış. Kadife Kale'deki surlar M.Ö. 4. yüzyılın sonu gibi inşa edilmiş. Antik İzmir kentinin akropolü haline gelen alan, kentin savunma sisteminin merkezi, aynı zamanda da en önemli kutsal alanıymış. Kadife Kale 14. yüzyılda Türklerin olmuş. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminde onarım görmüş. Kadife Kale'ye 1671 yılında gelen Evliya Çelebi ise buradan şöyle bahsetmiş. Kale içinde sadece bağ ve bahçeler kalmış. İçindeki han, hamam, çarşı, pazar ve cami harap olmuş. 30 kadar yeniçeri ve aileleriyle bunlara ait kiremit örtülü evler var. Yüzyılın başlarında İzmir Operası ünlü Fransız tiyatro sanatçısı Sara Bernhardt'ı sahnesinde coşkuyla ağırlarken İzmir kültür hayatı en parlak dönemlerinden birini yaşıyormuş. 1922 yılındaki büyük yangın İzmir'in birçok önemli binası ile birlikte İzmir Operası'nı da tarihe gömmüş. Ancak bitişiğindeki Fransız Başkonsolosluk binası daha talihliymiş. Kurtulmayı başarmış bu yangından. Bu zarif yapı uzun yıllar boyunca Ege bölgesindeki Fransızlara hizmet vermeye devam ettikten sonra günümüzde kültür etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.
İzmir'de döneminin en güzel mimari eserlerinden biri olarak Emanuel Pontremoli tarafından 1906'da inşa edilmiş. Halen Fransa Fahri Konsolosluğu olarak hizmet veren yapının denize bakan bölümü Fransız hükümeti tarafından 20 yıllığına kültür ve sanat amaçlı kullanım için Arkas Sanat Merkezi'ne tahsis edilmiş. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın kişisel ilgisi ve profesyonel yaklaşımıyla oluşturduğu Arkas koleksiyonunu sanatseverler ile paylaştığı bir mekan olmuş. Açıldığı 2011 yılından bu yana tam 19 sergi düzenlenmiş. Şimdi de 20. sergide 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından Pablo Picasso'nun eserlerine ev sahipliği yapıyor. Picasso Mediterranee projesi kapsamında Picasso Gösteri Sanatı sergisi Paris'ten İzmir'e uzanan bir köprü vazifesi görüyor. Picasso'nun sanat yaşamını derinden etkileyen gösteri dünyasına ait eserler ilk kez bir araya geliyor burada. Paris Picasso Ulusal Müzesi'nin özel desteğiyle gerçekleştiriliyor bu sanat ziyafeti. Ücretsiz gezilebilen sergide 83 eser ziyaretçilerini gösteri dünyasının derinliklerine götürüyor. Evet, gelin şimdi de metin yazarımız Serda Büyükkoyuncu ile serginin detaylarını konuşalım. Evet Serda, neler söyleyeceksin Picasso hakkında? Nasıl girmiş bu gösteri dünyasına? Aslında Picasso 1881 yılında Atatürk'ün doğduğu yılda doğmuş. Aslında doğduğunda da öldü zannedilmiş, bir kenara bırakılmış ama doktor amcası tarafından yaşadığı fark edilmiş ve hayata dönmüş. Böylece Picasso dünyanın en önemli ressamlardan bir tanesi, sanatçılardan bir tanesi olabilmiş. Tam 148 bine yakın eser gerçekleştirmiş hayatı boyunca, 78 yıllık ömrü boyunca Picasso. Picasso'nun aslında gösteri sanat ilgisi ta 8 yaşlarında başlıyor. Çünkü Malaga'da yaşıyor 11 yaşına kadar Picasso. Malaga boğa güreşleriyle meşhur o dönemlerde. 8 yaşında falan olduğuna bakmadan onu tabii ki bizdeki gibi düşünmüyorlar, günümüzdeki gibi düşünmüyorlar. Picasso bu sergileri boğa güreşlerine gidiyor ve yaptığı resimlerde bundan çok etkileniyor. Boğa güreşlerinden mesela 9 yaşında ilk resmini yapıyor. Resminin adı Picadorlu, Picador. Boğa güreşleri sırasında ata binmiş bir adamın resmini yapıyor. Sonra başka eserlerinde de boğalar kullanıyor, boğa güreşlerini kullanıyor, matadorlar kullanıyor eserlerinde. Zaten sen de gördün içeride o kadar çok boğa güreşleriyle, boğalarla, picadorlarla, matadorlarla ilgili resimler yapmış ki onların bir kısmı içeride de sergileniyor. Sonra Medrano sirkinin yanında bir atölyesi olmuş. Paris'e taşınmış çünkü ailesi. Paris'te sirkin yanında olunca boş zamanlarında adamcağız ne yapacak? Habire sirke gidiyormuş. Bu kez sirkten çok etkilenmiş. Sirk figürlerini, karakterlerini çizmeye başlamış. Sirklerdeki o hani vardır ya o dönemde böyle damalı, kareli, rengarenk paltocu kostümlerini tasarlamaya başlamış. Pek çok resim de yapmış bununla. Fakat bu resimleri hayata geçirmek istiyormuş. Bu arada sirkten çok etkilenmiş. Yani herhalde ki evinde 10 tane hayvan besliyormuş Picasso. Sonra bir Rus balesiyle anlaşmış. Yaptığı eserleri bu kez hayata geçirmek için bir fırsatı olmuş Picasso. Zaten o kadar renkli ki biliyorsun kitaplar yazıyor, sahne kostümleri yapıyor, dekorlar tasarlıyor. Ondan sonra bir İspanyol balesiyle çalışmaya başlıyor. Baleden daha ziyade İspanyol figürleri ile betimlenmiş bir dans gösterisi, bir boğa güreşini canlandırtıyor bu eseriyle. Ve o sergideki, bu sergideki bazı resimlerde zaten göreceksin içeride ve bazı kostümler o dönemden kalmış durumda. Lucien Arkas iş hayatına başladığı günden bu yana ulusal ve uluslararası taşımacılıkta yatırımlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmuş bir iş insanı. Hem İzmir'in hem de Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Sadece iş hayatıyla değil, spora, eğitime, sanata yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor. Arkas koleksiyonu 30 yılda oluşturulmuş ve 4 ana eser grubundan oluşuyor. Koleksiyonda yaklaşık 2000 tablo ile birlikte cam, mobilya, heykel, halı ve değerli kitaplar bulunuyor. Gelin Picasso sergisinin ardından sizi çok etkileneceğiniz Urla'daki sıra dışı bir yere,
Urla Arkas Sanat Merkezi'ne götüreyim. Sanat merkezi henüz halka açılmadı. O yüzden Ayrıcalıklı Rotalar farkıyla ilk kez bir televizyon kanalında yayınlanıyor. Eminim bayılacaksınız. Arkas Sanat koleksiyonu nasıl başladı? Koleksiyona 1980'lerin sonunda başladım. İlk başta Türk ressamlarıyla başladım. Müzayedeye katıldım. Sonra Niko Filidis'i tanıdım. Dedim ki sen bana yardımcı olur musun? Yani yanlış bir şey almayayım, sahte bir şey almayayım. Böyle diye diye epey sene Türk ressamlarıyla uğraştım. Türkiye'nin belli başlı ressamlarından birkaç tane örnek almayı yeğledim. Arkasından benim çocukluğumdan beri deniz savaşlarına çok merakım vardı. O kitaplarını okurdum. Gün geldi, yanılmıyorsam 1992 idi. Gemi modelleri vardı, maketleri. 14. Louis'nin maketiydi. Adamı tanıdım, Engin Alsan. Dedim ki, benim için yapar mısın? Niye olmasın dedi. Çünkü yapıyorsun, satmakta zorlanıyorsun dedim. Herkes bunu sevmez. Onun üzerine başladık. Onunla başladık. Başkaları ben de yapabilir miyim dedi. Bir ara kendimi 7 kişiyle buluştum. Bana 7 tane maket yapan kişi vardı. Onlara uyacak olan, o zaman yağlı boyar isimler lazım dedim. Kim yapıyordu deniz savaşları resimleri? İngilizler. İngiltere'den bu sefer deniz manzaralı, deniz savaşları başladım toplamaya. Ve o gün bugün devamlı almaya devam ettim. Ve o kadar çoğaldı ki dedim müze yapayım şunu bari. İnsanlar görsün. Dolayısıyla aslında iki tane sanat merkeziniz var. Biri Alsancak'ta şu anda Picasso sergisinin olduğu. Evet. Diğeri Urla Sanat Merkezi. Ve bir tane de müzeniz var. Bu bahsettiğinizde Bornova'daki Denizcilik Müzesi. En eski Bornova'dır. Ondan sonra Fransız konsolosluğunun eskiden bir bomba düşmüştü o sokağa. Ve orada harabeye dönmüştü ön taraf. Ve 25 sene olarak içi harabeydi. Fransız hükümetiyle aram iyiydi her zaman. Büyükelçiler dedim, bana verin. Ben tamir edeyim. Ama kullanımını verin. Hakkını aldım. Şimdi orası da ticaret yapmama kaydıyla sergi ve sanat yapmak için 2011'den itibaren 7 sene oldu. 19 tane sergi yaptık. Bu 19. sergimiz bu Picasso. 6 ayda bir sergi yapıyoruz. Esas enteresan olan o yerin dış dünyada kabul görmesi. Bu bir tarafa, sonra yine sığmadı. Burada bir arazi vardı. Birkaç sene uğraştıktan sonra alabildim. 5 dönüm yer. 5 dönümden ne yaparsın? 5 dönümden bunu yaparsın işte. Oturduk, çizdik, ettik. Burayı yaptık. Aşağı resimleri koyduk bir kısım. Heykelleri koyduk, rodenleri koyduk. Çok değerli şeyler var. İrtifa problemi oldu. Niye bu kadar yüksek yapacaksın? Neden, niye filan? Ne istedim ki bu bir müze olacak. Müzeyi de aslına bakarsan devamlı açık tutamam. Evimin yanında çünkü. Ama talep üzerinde onu bazı insanları dolaştırabilirim. Burası çünkü başka türlü Alsancak gibi değil. Tarih boyunca birçok önemli kişiyi ağırlamış İzmir. Akarsu'da
iki kere yıkanılmaz diyerek her şeyin değiştiğini söyleyen ünlü filozof Heraklitos'ta yaşamış bu topraklarda. Ondan esinlenerek akarsuda iki kere yıkanılmaz, yüzünü yarına döndürmeliyim. Bir daha bir daha döner miyim hiç, bir daha geriye döner miyim diyen Sezen Aksu'da. Mısır kraliçesi Kleopatra da gelmiş bu şehre Fransız yazar Lamartine'de. Şehir sadece ünlüleri değil, ünlü eserleriyle de öne çıkıyor. Yapıldığı günden beri İzmir tarihinin pek çok önemli olayına tanıklık etmiş olan Saat Kulesi, İzmir denildiğinde ilk akla gelen yapılardan biri. Konak Atatürk Meydanı'nın merkezindeki Saat Kulesi, 1901 yılında Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıl dönümü hatırasına yaptırılmış. Saat Kulesi, Türkiye'de oryantalist üslubun en önemli örneklerinden biri kabul ediliyor. 20 metrelik eserde kullanılan mermerler, Fransa'daki Marsilya şehrinden getirilmiş. Gelin şimdi Saat Kulesi'nden sahile doğru yürüyelim. Geçmişte İzmir ticaretinin kalbi olan eski gümrük binası ile karşılaşacağız. Bugünkü adıyla Konak Pier de şehrin sembol yapılarından biri. 17. yüzyılın başlarından itibaren İzmir, Orta Doğu'nun ana ticaret merkezi olan Halep'in yerini almaya başlamış. Orta Asya ve İran'dan kervanlarla gelen malların büyük bir çoğunluğunun denize ulaştığı büyük bir ticaret ve liman kenti olmuş. İzmir Gümrüğü için 1888'de yeni binalar ve depolar inşa edilmiş. Burası 2003 yılında tamamlanan restorasyondan sonra alışveriş merkezi oldu. Konak Pier'i meşhur Fransız mimar Gustave Eiffel'in yaptığı söyleniyor. Kentin eşsiz yapılarından bir diğeri ise asansör. Bugünün Mithatpaşa Caddesi'nden yukarıdaki Halil Rıfat Paşa Caddesi'ne ulaşmak için tam 155 basamağa tırmanmak gerekiyormuş. 1907 yılında Nesim Levi adında bir Yahudi hayırsever ulaşımı kolaylaştırmak için 40 metre yüksekliğinde bir asansör kulesi inşa ettirmiş. Asansöre Dario Moreno sokağından giriliyor. İzmir'i döneminde dünyaya tanıtan müzisyen Dario Moreno'nun adı bir süre annesiyle birlikte yaşadığı evinin bulunduğu bu sokağa 1990 yılında verilmiş. Aklınızda olsun, asansörle yukarıya çıkarsanız yukarıdaki kafeden muhteşem bir İzmir ve İzmir Körfezi manzarası görebilirsiniz.